Sizin sezonda değil şimdi ama sen kaçıncı sınıfsın? 4. Ama tamam, seneye sana işimiz düşer, belli oldu, tamam. Beklerim. Kendi mesleğinde mi ilerlemek istiyorsun? Muhtemelen. Peki, senin bu turizm otelcilik işleriyle uğraştığını biliyoruz ama evet, daha detaylı bir bilgi vermemiz lazım sevgili izleyenlerimize. En azından onlar merak ediyordur. Bu gelen yakışıklı adamın hayatı nasıl? Yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. Urfalıyım, ezelden gözüm korkmaz hiçbir şeyden. Pekala Ersin, seni biraz tanıdık ama esas önemli olan bu bir karaoke yarışması. İmkansız karaoke'de biraz da sesimizin güzel olması lazım. Mesela ben o konuda çok bedbaht bir adamım. Senin sesin iyi midir? Ben sesimin güzel olduğunu düşünmüyorum ama arkadaşlarım yanık olduğunu. Bak, az önceki videodan sonra aklıma bir şey daha geldi. Ben bir ara şey zannediyordum mesela. Atatürk benim akrabam zannediyordu. Bizim akrabamız zannediyordum. Gerçekten dedem falan sanıyordum ben onu. Ciddiyim. Ve çok seviyordum. Yani çok sevdiğim için böyle hani şey diyordum sürekli olarak zaten. Hani o benim dedem falan diyordum. Akraba mı benim diyordum her yerde. Güzel olduğunu. Seni severim. Hangi arkadaşların gaza getiriyor? Hala daha da çok severim. En yakın arkadaşlarım. Ne diyorlar? Patlat bir şarkı gelsin. Yok işte efkarlıyım gelsin. Patlat bir şarkı diyorlar. Gelsin. En son ne zaman patlattın bir şarkıyı? En son ne zaman? Ben o ana gelmek istiyorum. Ben o ana gelmek istiyorum. Bugün okulda patlattım. Okulda patlat. Urfalıyım ezelden, Urfalıyım ezelden, gönlüm geç güzelden, gönlüm geçmez. Abartma, bacak oku kadar acımıyor. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevme sevdim ezelden, sevme sevdim ezelden. Vay! Anam varsan Ömer. Bir şey diyebilir miyim bu arada? Ömer yedim kabasan. Kurudu çocuk burada. Benim olasan Ömer'e yakar. Vay! Vay! Ağam olasan Ömer. Derdimiz olacak olasan. Ömer yedim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer vay. Aynı yere 20 kere aynı ağdaysa ve göğsündeki sabahtan beri duruyor, dondu orada o. Onu bir çekin çıkarın, yazıktır, günahtır ya. Ya Allah'ım, dünyanın en iyi videosu ya. Dünyanın en iyi videosu ya. Bak gerçekten dünya üzerindeki gelmiş geçmiş en iyi program anı şu an Masum'un üzerinde durduğu andır abi. En iyisi odur. Daha iyisi yok bak. Hayır, kızmak kazanın içindeki de en iyisi bu. Kral. Şimdi oyuncumuz Caner'in sunumuyla gerçekleşecek dünyanın en ilginç ve tabii ki en uyduruk bilgi yarışması Para Atmacı'nın stüdyosunda. Ya çok istiyorum ben de böyle bir yarışma. Şöyle oldu, Hasan Bey oyuncu ajansından yarışmaya seyirci olarak. Böyle Discord'da böyle 5-6 kişi sizi toplasam, abidik gubidik sorular sorsam, aranızda ayrımcılık falan yapsam okey misiniz siz bu duruma? Ya böyle keyfe keder falan ama keyfe keder o doğru bildi falan yapacağım yani. Tamamen keyfe keder abi. Çağrıldı ve son dakikada asıl yarışmacının gelemediği söylendi. Kendisinden de yarışmacı olması rica edildi. Birbirini haraflama falan. Dolayısıyla Hasan Bey kendini masum bir bilgi yarışmasında zannediyor. Bir tarafta adalet ve eşitliğin savunucusu, hazır cevap yarışmacımız Hasan Bey. Diğer tarafta Kızma Kazan ekibinin güzeller güzeli üyesi Soley. Hain sunucu Caner hiç çekinmeden Soley'in tarafını tutunca olanlar oluyor. Bakalım Hasan Bey Caner'in yaptıkları karşısında kızmayıp kazanabilecek. Birazdan Para Atmaca yarışmasına yarışmacı olarak gelen Hasan Bey'i kızdırmaya çalışacağız. Ya. Bakalım kızmayıp kazanacak mı? Kızma Kazan başlıyor. Kıyamam ya, bir de masum bekle ya. Türkiye'nin en çok para... Ya Can abi saçmalama ya, onu nereden getirdin ki şimdi sen? Onu yaptık zaten biz. Biz onu yaptık Can abi. O yapıldı abicim. 200 abone sözü yapıldı zaten.
O yapıldı. O yapıldı. Para Dağıtan Yarışması Para Atmaca'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Önce onları tanıyalım. Ne bu? Ne renk bu? Ne renk bu? Görüyor musun? Ne renk bu? Ne renk bu? Artık sus! Artık sus! Sus! Ya hadi oradan, ne ekranın ışığı ya, ya hadi ya! Kardeşim ben saçlarımı maviye boyadım. Ama benim saç rengimden dolayı bende mor oldu. Bende mor oldu. Aa, ben o saçları boyadım. Boyadım ki ben o saçları. Ben o saçları boyamışım kardeşim. Daha ötesinde bir şey yok. Yok daha ötesinde. Ben boyadım Can abi saçlarımı. Bitmiyor ya. Ya. Ya ben boyadım saçlarımı Can abi. İsterim, İsminiz? Isterim Hasan ama. Pek. Hasan Pek. Sizin isminiz? Soley Akça. Evet. Soley bizim ekibimizden ve az sonra Hasan Bey'in başına gelecek bütün felaketlerden haberdar. Kısacası Hasan Bey 1-0 mağlup başlıyor para atmacaya. Güzel bir isim. Nedir teşekkür anlamı? Teşekkür ederim. Güneş demek Fransızca'dan. Fransızca. Hı-hı. Fransa'yla bir bağlantınız mı? Yok, hayır. Anladım. İzmirli. Sizin neydi? Hasan abi şu. Hasan. Anlamı neyse. Anlamını bildiğimiz bir isim zaten. Okey. O zaman... Ya bu bile çok iyi dönüp diyor ya. Anlamı neyse. Sen... Kısaca yarışmayı anlatayım. Önümde tam 80 bin lira var. Evet. Bu yarışma yalnızca bir bilgi yarışması değil, aynı zamanda reflekslerinizi de ölçen bir yarışma. Ben size soru soracağım. Soruları bilirseniz bu paraları size atacağım. Zaten adınıza para atacağım. Bu parayı tutarsanız bu para sizin. Bu 10 bin lira. Bunlar da 5 bin lira. Bu kadar basit formatımız. Var mı anlamadığımız bir şey? Yok. Hasan Bey anlamadığı bir şey olmadığını düşünüyor ve çok sakin görünüyor. Fakat önündeki düğme her an sorun çıkarabilir. Kıyamam ve ya. Bu Hasan Bey'i üzecek. TC vatandaşı ne? Soyad Bilmece etabına hoş geldiniz. Bu etabımızda 5 tane sorumuz var. Bu 5 tane soruya en fazla doğru cevap veren yarışmacımız parayı tutma hakkı kazanacak. Neydi gerçekten ne kadar güzelmiş. İlk soruyla başlıyorum. Düğmelerinizi çevirerek yapıyorsunuz. Hasan Bey bir TC vatandaşı, Soley Hanım da bir bana turist. Cevap veriyor. Bütün videoyu böyle izlerseniz... Elimizi böyle atalım. Eliniz orada durabilir. Tamam. Sizin de Soley Hanım. Güzel ellerinizle orada. evet, kimin ışığı yanarsa ona söz hakkı vereceğim. Tamam. Soruyorum. Şaban karakteriyle tanınan, ismi Kemal olan komedyenimiz. Buyurun. Kemal Sunal. Doğru, bravo. İkinci soru. İsmi Zeki olan rahmetli Türk sanat musikisi yorumcusu, sanat güneşi olarak da bilinen, Bodrum'a olan aşkıyla tanınan sanatçımız. Siz asınız. Zeki, Türk sanat müziği mi dediniz? Evet. Zeki Müren. Doğru. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Kusura bak. Kapatalım. Tamam, soruyorum. İsmi Allah. Bülent olan... Kara Oğlan lakaplı, 1925 doğumlu, gazeteci, siyaset... Evet. Buyurun sizde. Siyaset. Ben de önce mi bastım gibi geldi? Önce bastınız yanardı. Yazık ya. Önce basmadınız. Ben ondan daha önce hareket ettim hocam. Yok. İşte yani biraz sizin eliniz yavaş herhalde. Yazık buton ya. Buton mağduru Hasan Bey inatla ışığın yanıp yanmadığını kontrol ederken... ...kibarlığından bir an olsun ödün vermediği için bizden evet. İlk ödülünü alıyor. Evet, bir sorumuz daha geliyor. Kıvanç Ön isimli... buyurun. Kıvanç Ön isimli? Bir oyuncumuz belki bilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ orada. Doğru. Allah! Şey, devam edeceğiz. Sizin... Yanıyor mu? Şu anda yanıyor. Sonra biraz daha... Evet. Bu turumuz sona eriyor. Şimdi... Atıyorum. Yo. Tutarsanız bu 10 bin lira sizin. Tuttunuz. 10 bin lira sizin. Evet. Yo.
Yakıyormuş ya, Allah. Şey gibi değil mi, şu an Hasan Bey'e bakmak, aynaya bakmak gibi değil mi ya? Aynaya bakmak gibi. Ya Hasan Bey bozuk buton yüzünden kaybettiği paraya bakarak iç geçirirken sinirlerine hakim olarak bizden 250 lira kazanıyor. Ya peki bir şey soracağım. Mesela bu pandemi bitiminde acaba şöyle bir şey olabilir mi? Biz hani komple şu anda bir kızma kazanın içerisinde olup acaba hani sonunda büyük bir meblağ mı alacağız ki acaba? Para atmacada heceleme turundayız. Şimdi yarışmacılarımıza birer kelime vereceğiz ve onlardan bu kelimeleri hecelemelerini isteyeceğiz. En iyi heceleyen kazansın diyelim. Evet, sizin kelimeniz geliyor. Sevgi. Sevgi. İki hece. İki hece. Bravo. Tutarsanız 10.000 lira sizin. İşte en müthiş kız. Tuttunuz. Siz de. Tentürdiyot. Tentürdiyot. Maalesef tentürdiyot olacaktı. Dü değil, diyot. Olacaktı. Sizle devam ediyoruz. İkinci sorumuz. Allah'ım. Hoş. Hoş. Kaç kelime, kaç hece? Bir. Bir, doğru. Bu sefer 5.000'lik atıyorum, kolay bir soru yani. Belirin. 25.000 liranız oldu. Bu kadar kolay bizim yarışmamız. Gözümden yaş geldi ya, harika ya. Hoş gece. Kazanmak. Evet. Sizin kelimeniz geliyor. Konseptüalizm. Konseptüalizm. Bir daha alayım. Konseptüalizm. P olması gerekiyordu arada. Konseptüalizm dediniz siz. Ben ne dedim? Siz konseptüalizm dediniz. Konseptüalizm. Biz de konseptüalizm. P. Maalesef veremiyoruz. Sizin sorunuzla devam ediyorum. Geberteceğim. Aşk. Aşk. Kaç hece? Bir hece. Bir hece, doğru. 10.000 lira geliyor. Hop. Güzel. 10.000 lira geliyor. Evet. 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 TC vatandaşı. Aşı Avrupalılar yani gerçekten muazzam. Güzel. Oh, havada uçuşan paralar hep Soleil'in kucağına düşerken haksızlığa uğradığını düşünen Hasan Bey kahroluyor. Ama her şeye rağmen sessizliğini koruduğu için bizden 500 lirayı kapıyor. Devam ediyorum sorunuzla. Fantazmagoria. Benim koptuğum kısım burası. Ay ay ay. Ay. Allah aşkına bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden hanımefendiye küçük kelimeler geliyor da bana uzun uzun kelimeler geliyor? Ben bunu anlamadım ki. Şansımdan mı yoksa öyle mi denk geliyor bu? Yani bizim kelimelerimiz bilgisayar seçiyor. Benim önümde kelimeler var. Tamam da hanımefendiye küçük kelimeler gelip bana uzun kelimeler gelmesi bu bir tesadüf herhalde. Yani tesadüf, şans. Hayatta şans çok önemli. Pek biraz şans gibime gelmiyor ama. Hayatta şansın önemini şu anda sorgulamadığınız kadar çok sorguladınız herhalde Hasan Beyciğim. Ama tam bir beyefendi olduğunuz için de an itibariyle 1.000 lira kazandınız. Devam ediyoruz. Sorunuz geliyor. Propaganda. Propaganda. Çok doğru. Buyurun. Yakaladı. Kaç oldu? 45.000 lira. Abi sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. Elbet yakalayamam. Beyefendi. Hanımefendiye böyle atarsa bana... Ya Allah'ım gebereceğim.
muazzam muazzam. Yazık bir de böyle. Yazık tafarel gibi bir de yakalamaya uçmaya çalışıyor ya. Doğru deyip, ya hak deyip fırlatması. Yakaladı. Kaç oldu? 45 bin lira. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. Elbet yakalayamam. Beyefendi, hanımefendiye böyle atarsan, bana da böyle atarsan yakalanır mı? Ama adaletsizlik. Beyefendi. Olur mu ama? Hakikaten adaletsizlik. Şimdi bakın hanımefendiye böyle atıyorsunuz. Bakın Allah aşkına. Böyle atıyorsunuz, hanımefendi yakalıyor. Bana da böyle atıyorsunuz. Yani sizce adalet değilse... Bir daha öyle atıp bir daha yakalayamıyor ya bir de. Bana da böyle atıyorsunuz. Peki ne yapayım? Yani sizce adalet değilse ben kabul edeyim. Vallahi kabul edeyim. Böyle atmayla tutun bana. Böyle olur mu? Böyle adaletsizlik olur mu? Ha? Hep baştan belli adaletsizlik var beyefendi. Hmm. Ne konuda var beyefendi? Burada sorularımızı bilgisayar hazırlıyor ve ben size bunları ama rastgele soruyorum. Hanımefendi 3 kelime bana 13 kelime. Hanımefendiye böyle atmak bana kaldırıp atmak. Ben kaleci değilim ki oraya çıkamam ki ben. Ama belki de biraz daha uzun boylu olsanız o zaman diyecektiniz ki aşağıdan attığınızda niye, ben zor tutuyorum. Niye hanımefendi benden kısa mıydı? Kaldırıp elini attığınız zaman. Siz adaletli olmak zorundasınız. Bakın. Tabii ki, tabii ki beyefendi. Tabii ki. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu ana kadar şurada hiçbir adalet kokmuyor. Bir kere koksun, vallahi billahi ben senden 1000 defa özür dileyeceğim. Şu an burada bir kere adalet kokmuyor. Bir kere burada adalet koksun, ben sana göreceğim özür dileyeceğim. Aynı soruyla devam ediyorum. Uygun mudur? Tamam. Ah kıyamam. Hasan Bey artık haklı olarak eteğindeki taşları döktü. Hasan Bey adaletin ağasının bile olmadığı stüdyomuzu terk etmeyerek bizden tam 1500 lira kazanıyor. Önce sizin sorunuzu sordum, sizinkiyle devam ediyorum. Evet, isminiz neydi pardon? Hasan. Hasan. Hasan Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Öpücük. Öpücük. Heceleyebilirim. Öpücük. Doğru. Yani bu sefer de yavaş attım. Tutabileceğiniz gibi bakın. Attım. Yok kıyamam sana. Bir de nasıl bakmaktır bu? Siz at tutun. Bir daha atın. Siz tutun. Tamam. Peki. Siz tuttun, kabul ediyorum ben. Tamam. Tamam, oradasınız. Oraya geçin. Masanın arkasına geçin. Ama çok yavaş attınız. Sen ne attın? Ben böyle atmadım. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Hasan Bey arasında ip... Ne yayın cecesi be? Yoo. Yayın devam ediyor. Yoo, yok. Aa. Bende gözükmüyor bile desem. Lan. Twitch'te mi bir şey oldu ki acaba? Hala var mı şu an? Çok hafif bir tekledi mi? Bende hiçbir şey olmadı. Bende gerçekten hiçbir şey olmadı bu arada. Allah Allah. Of. Tamam, düzeldiysek iyi. İpler kopma noktasına geliyor. Bakalım Hasan Bey sakinleşecek mi yoksa kızıp yarışmamıza veda mı edecek? Sizi finale bırakıyoruz. Tamam. Ya alo, tamam. Hasan Bey final oyununu oynamayı bir... Kesinlikle aynaya bakmak gibi ya. Bak başına neler neler geldi, daha hala da bir tamam. Mucize sonucu kabul ederek bizden tamı tamına 2000 lira kazanıyor. Evet, Hasan Bey çok iyi yarıştı ve bizimle final hakkını kazandı. Birazdan onunla finale devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, Hasan Bey finale kaldığı için Soley Hanım'ı maalesef uğurlamak zorundayız. Ama belki başka bir bölümde tekrar yarışabiliriz.
Sizi uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tekrar gelin mutlaka. Evet. Güzel. Yarışmaya devam ediyoruz sizinle final için. Bu turumuz... Ses kaymanız falan varsa bir F5 yapın isterseniz. Geçecektir diye düşünüyorum. Galiba çok ufak bir drop girdi ama dediğim gibi benden kaynaklı değil efendim. Of, öldük burada ya. Burada tükendik. Tükendim lan burada. Hiçbir sorun yok. Bir F5 demeniz yeterli olacaktır efendim. İşitsel. Size bazı hayvan sesleri verilecek ve doğru tahmin ederseniz yine size para atılacak. Tuttuğunuz takdirde belki buradan zengin ayrılma şansınız var. Tamam. Sorularımız geliyor. Sesleri ben canlandıracağım size. Oyuncuyum ben. Yani dolayısıyla çok gerçekçi olacaktır. Caner Özyurt, mesela ben Caner Özyurtlu'yu gördüğüm gibi tanırdım anında. Geliyor. Rus sesi. Maalesef Karaca olacaktı. Benzer sesler köylerde de karıştırılır. Yani sabah uyandığınızda falan Karaca'yı horoz zannedebilirsiniz. Devam ediyorum bir sonrakiyle. Aslan. Maalesef. Bir ipucu vereyim. Bal yer. Ayı. Ayı da bal yer ama bu panda. Panda da bal yer. Panda da ayı, panda ayısı sonra. Panda da ayı, yani panda ayısı sonuçta öyle düşün. Birisi de şeyden demiş ki panda bal mı ya? Ya zaten program komple troll. Panda ayı kabul ediyor muyuz arkadaşlar? Panda ayı. Panda ayısı. Panda bir ayı türü olabilir. Panda ayısı. Panda ayı zaten ayının bir türü panda. Savunuyor ya. Tamam peki kabul ediyoruz. Bu notla kararsınız o zaman. İnşallah. İnşallah. Allah'ım. Benim gerçekten gidip bir su içmem lazım. Benim gözümden yaşlar akıyor yani. Bu adamı şu an git bir yerin kalesine koy. Oynar yani bu sinirle. Gidip bir suyla bir kahve alsam olur mu? Olur. İzle, 2 dakikalık bir geri alacağım videoyu. Çok özür dileyerek. Ben de hemen bir kahve alıp geleceğim efendim. Şu Soley Hanım'ın uğurlanmasından ve hayvan sesini tahmin edilmesine bir geri alırım. Bir kahve, bir de su alacağım, hemen geleceğim. 2 dakikaya buradayım. Gelin mutlaka. Evet. Güzel. Yarışmaya devam ediyoruz sizinle final için. Bu turumuz işitsel. Size bazı hayvan sesleri verilecek ve doğru tahmin ederseniz yine size para atılacak. Tuttuğunuz takdirde belki buradan zengin ayrılma şansınız var. Tamam. Sorularımız geliyor. Sesleri ben canlandıracağım size. Oyuncuyum ben. Yani dolayısıyla çok gerçekçi olacaktır. İlk sorumuz geliyor. Rus sesi. Maalesef Karaca olacaktı. Benzer sesler köylerde de karıştırılır. Yani sabah uyandığınızda falan Karaca'yı horoz zannedebilirsiniz. Devam ediyorum bir sonrakiyle. Aslan. Maalesef. Bir ipucu vereyim. Bal yer. Ayı. Ayı da bal yer ama bu panda. Panda da bal yer. Panda da ayı, panda ayısı sonra. Panda ayı kabul ediyor muyuz arkadaşlar? Tabii. Panda ayı. Panda ayısı. Panda bir ayı türü olabilir. Panda ayısı. Panda ayı zaten ayının bir türü panda. Tamam peki kabul ediyoruz. Bunu yakalarsınız o zaman. İnşallah. İnşallah. Güzel.
olmaz. Son bir tahmin hakkı. 3, 2, 1 Leylek olamaz. Leylek olamaz. Halıcıl kuşu olamaz. Leylek olamaz. Son bir tahmin hakkı. 3, 2, 1 Süreyi geçtiğiniz için biraz önce yakaladığınız parayı da almak zorundayız. Ya Hasan abicim benim ya. Kıyamam ben sana. Neliklerle kazandığın parayı da kaybedince haklı olarak perişan oldun. Ama Caner'e bağırıp çağırmayarak bizden 2500 lirayı kazandın bile. Son sorumuza geçiyoruz. Kıyamış ya. Soruyorum. Bir de tamam diyor. Ben o zaman kafasında paralar... Bu inek sesi. Boğa. İnek mi dediniz? İnek veya boğa. İkincisinde sesi aynı çıkar. Boğa i̇nek çıkar. Değil, maalesef boğa. Öküz olacak. Öküz boğa aynıdır. Öküz boğa aynıdır. Yani burada öküz fotoğrafı var. Bak inek, inek yazıyor. İnek yazmıyor. Onu arkadaşlar yanlış yazdık. Ben onu düzelttim şimdi. Öküz yaptım. Olmaz ki. Karalamışsınız ama inek yazıyor. Karalamadım. Yani karaladım ama arkadaşlar yanlış yazmış. Olmaz ki. Ya, yazı inek. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Geldiğiniz gibi size ikisini de attım, ikisi de tutamadınız. Kızınız mı? Tabii ki kızacağım beyefendi. Yaptığımız doğru bir şeyse ben kızmayayım. Eğer siz doğru yaptım deyin, ben kızmamış olacağım. Ben sizden 10 kere özür dileyeceğim. Siz... Ben doğru yaptığımı düşünüyorum ama eğer... Düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Olmaz ki. Ay. Harikulade, harikulade. Vicdanında bunu düşünüyor musun? Ben adaletli bir şekilde yarışmayı... Ben kabul etmiyorum. Peki bir sonraki tura geçmek istiyorsun. Hayır efendim, ben böyle kabul etmiyorum. Böyle kabul edecek bir şey değil yani. Ya ineğiniz... Bir sonraki tura geçmeyi kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum tabii, niye edecekmişim ki? Sana biz şaka yaptık. Şaka programı. Peki, teşekkür ederim. Ah canım olabilir. Ya. Kızdım ah canım ya. Evet abi, bitti. Kızdın mı? Canım bir ara çok kızdım. Bir ara kızdım. Tabii ki haksızlığa uğrayan her insan kızar yani. Haksızlığa uğradığımı bildiğim için tabii ki kızacağım. Ne düşündün? Ne düşündüm? Niye haksızlık oluyor diye. Keşke bu dünyada hiç kimseye haksızlık olmasa diye düşündüm. Evet, güzel düşünmüş. Canım benim. Tantişim ya. Nasıl da saygılı bir de ya. Oysa hiç gerek yok yani. Ben o zaman kafasına çalardım bütün o paraları. Bana haksızlık yapıldığı anda ben yuvasını yapardım. Ay! Allah'ım ya Rabbim. Ayıp.